Nerede kaldıklarını falan. Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicilerimiz, Seçköy'deyiz. Seçköy Camii inşaatı önündeyiz. Cami Dernek Başkanı Mustafa Ege ve yanımızda yine Demokratik Sol Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Sayın Mehmet Sezkır var. Sanıyorum burada köylü vatandaşımız da burada. Sayın Başkan, köy halkı da burada. Sanıyorum bu cami inşaatıyla ilgili bir serzenişiniz, istekleriniz, talepleriniz olacak. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mustafa abi cami dernek başkanımızdır. Aynı zamanda çok duygusal bir abimizdir. Değer verdiğimiz bir dostumuzdur, büyüğümüzdür. Burada köylülerin, Seçköy mahalle sakinlerinin Mustafa abinin arkasında durduğunu, desteklediğini biliyoruz. Şimdi Cuma Mustafa abinin öncelikle en büyük amacı böyle bir güzel bir eser, bir cami yapıp bu camiyi bitirip köylü abilerimize, köylü arkadaşlarımıza teslim edip herkesin cuma namazı, işte cenaze namazlarının burada güzel bir camimizin yapılışından emeği olan tüm arkadaşların herkesin Bursa'ya duyurmak için de bugün biz de basınla beraber Mustafa abimizin yalnız olmadığını, köyümüzün, Seçköy'ün yalnız olmadığını, 2019 yılında da temel atma töreninde de bizzat ben kendim de vardım. Değerli milletvekili arkadaşlarımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz vardı. Biz bu dostlarımızla, arkadaşlarımızla hep beraber bu caminin temel atma töreninde bulunduk. Bugün de inşallah biz tekrardan camimizin, Mustafa abimizin yalnız olmadığını, yalnız olduğunu hissettirdiği için biz de bugün buradayız medyayla. Osman Gazi'nin buna bir an önce bir el atması, tüm Osman Gazi bölgesindeki, Bursa bölgesindeki iş insanlarımızın burada IBAN numarasını Mustafa abimizin, dernek başkanımızın derneğin hesabına atmalarından biz de aracı olmak için elimizden gelen çabaları göstereceğiz inşallah. Tüm eşimize, dostumuza haber vereceğiz. Cami Seçköy biraz Bursa ile Gemlik arasında sınır, hemen hemen sınır bir köyümüz olduğu için iş adamlarımız maalesef görememiştir veya geçememiş veya sesini duyuramamışlar. Biz de bu sesi Bursa'ya duyurmak için Seçköy'ümüzün bizim köyümüz olduğunu, burada bu toplantıya katılan tüm medya arkadaşının, Bursa basınına ben öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Bursa basınının Seçköy'ün yanında olduğunu bugün televizyoncu tüm arkadaşlarımızın yerel, ulusal televizyonlarında burada Sayın Cami Dernek Başkanımız, değerli Mustafa Ege abimizin yanında olduğunu, köylünün yanında olduğunu hissettirmek için herkes buradadır. Hepinize teşekkür ederim. Mustafa abi, duygusallaşmadan böyle bir güzel Bursa'mıza, iş insanlarına da bir ses ver. Mesajınızı alalım, evet. Şimdi değerli dostlarım, önce her şeyden önce halkıma teşekkür ediyorum. Köylerime teşekkür ediyorum. Bu gücü önce Allah'tan, sonra bunlardan alıyorum. Çok güzel destek veriyor. Komşu köylerimiz, çevre köylerimiz bize çok güzel destek verdiler bugüne kadar. Vermeye de devam ediyorlar. Ama maalesef günümüzün şartlarına göre maliyetlerin çok arttığından dolayı ekonomik olarak gel böyle yanıma, yetmiyor yani. Bize maalesef müftülüğün de yeterli katkısı olduğunu söyleyemem. Yeterli katkısı yok müftülüğün. Belki onların da bütçeleri buna müsait değildir, bilemiyorum. Ama bir şekilde 2019 yılında biz bu işe başladık. En büyük yaşadığımız olanaksız şeyler koronanın olması, pandeminin olması bizi çok büyük etkiledi. Maalesef ilaç yani yapılan zamlar, ilaç, gübre, mazot zamları köylümüzü de çok etkiledi. Dolayısıyla herkes gerçekten gönülden. Kendi derdine düşüyor. Kendi derdine düşüyor. Yoksa bu insanlar elinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Ben sizin adınıza kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.
Ama bu cami yarım kalmayacak. Kalmamalı da. Peki başkan, şöyle bir şey sormak istiyorum. Örneğin Osman Gazi Müftülüğü'nden izin alarak Osman Gazi'nin çok önde gelen camileri örnek vermek gerekse Hüdavendigâr Camisi, birçok camiden bu cami için cuma günleri bağış toplama izni alamıyor musunuz? Çok merkezi camilerden alamadık işin açıkçası. Bize nerede işte kenar mahalle semtlerinden Ramazan'da o da o izni alabildik. O da cuma günleri değil de işte teravih saatlerinde verdiler. Dolayısıyla zaten şöyle bir şey var. Müftü, yani Osman Gazi Müftü ve Türkiye'deki Diyanet'in bir hafta Diyanet kendisine topluyor. Bir hafta müftülük kendisine topluyor. Bir hafta camiler kendisine topluyor. Bir hafta boş kalıyor. Ancak bu boşluklarda bize cami verebiliyorlar. O da oralardan da pek bir şey çıkmıyor yani. Maalesef herkes kendi geçim derdinde olduğu için, yani hayat şartları çok ağır olduğu için çok bir rakam gelmiyor yani. Ama bunda sonra gelecek Allah'ın izniyle. Dolayısıyla biz inanıyorum ki gerçekten hayır yapmak isteyen ama yerini bulamadığı için bekleyen hayırseverlerimiz var. Ben bunu hissediyorum yani, görüyorum da. Bazen öyle oluyor ki ya işte keşke daha önce haberim olsaydı da sizin köyünüze yardım etseydik. Biz başka yerlere yardım ettik gibi serzenişler de alıyorum. İnşallah sizin aracılığınızla bu hayırseverlerimize sesimizi duyururuz. İşte banka hesap numaramızı veririz, IBAN numaramızı veririz. Ziyaret etmek isterseler buyursunlar, gelsinler, biz buradayız. Ben olmasam da köylü arkadaşlarım burada, muhtarım burada, heyetimiz burada. Yani hayırsever arkadaşlarımız da gelir, misafirimiz olur. Yardımlarını yaparlar, biz de onları baş tacı yaparız. Bütün amacımız bir an önce şu camiyi bitirip hizmete açmak. İşte karşıda eski okul yerimiz vardı. Şimdilik ibadetler orada yapılıyor. Ama tabii bu iyi bir şey değil yani. Şimdilik idareten şey yapıyoruz ama bir an evvel bu köy merkezindeki camimizi ibadete açmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok Mustafa sağ olun. Mustafa abi, biz bu işin takipçisiyiz. Biz bu işin Diyanet'le Osman Gazi Müftülüğü ile ben pazartesi günü ben sabahleyin bir görüşmeler yaptım. Müftülükle, Diyanet'le, ben değerli büyüklerimizle, iş insanlarımızla biz gereken görüşmeyi yapacağız. Ama buradaki bu köylünün de benim bu işin takipçisi olduğumu görecekler. Açılışta da buraya gelen arkadaşlarımıza biz diyeceğiz ki kötü gününde yanımızda olmayıp da iyi günde neye geldiniz diye. Köylülerin de bu soruyu sorması, en kısa zamanda camimizin senin ve köylümüzün dernek başkanı olarak, değerli muhtarımız olarak hepinize teslim edeceğinize ben size söz veriyorum. İnşallah. En kısa zamanda camimizi kendi çabalarımla bile olsa bu camiyi bitirip size teslim edeceğiz. Oradan bir çekim yapalım, şöyle bir içeriye bakalım. Heyecan yapıyor insan konuşuyor. Yapmayacağım. Bu Koç Parkı'ndan dolayı buralar olmadı mı? Dükkan olacak. Buralar işte sezonda incir alım zamanı falan belki gelip tutarlar. Buralar işte gördüğünüz gibi bitirmeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz.